Esenlikler arkadaşlar, bugün Anadolu Türklerinin ataları olan Oğuzlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Oğuzlar Türk milletinin en büyük grubunu oluşturan muazzam bir topluluktur. Bu apaçık bir gerçektir. Tarihte Doğu Avrupa'dan Kazakistan bozkırlarına kadar çok geniş bir coğrafyada onlarca devlet kurmuşlardır. Büyük siyasi ve sosyal işler başarmışlar. Tabii ki köken olarak farklı Türk etnisteleri yapmışlar? Büyük Türklerden sonra Oğuz yapılığında bir araya gelmişler ve ardından Selçuklu Hanedanı önderliğinde batıya göçerken buradaki farklı halklara da büyük etkiler yapmışlar. Dolayısıyla Oğuzlar geniş Türk kimliği altındaki en dinamik, en teşkilatlı, en mücadeleci Türkler olmuşlar. Tabi burada Müslümanlaşma sürecini de göz önünde almak lazım. Müslümanlaşmaya başladıktan sonra Türkmen adını alıyorlar Oğuzlar. Ve Selçuklu Devleti altında Orta ve Yakın Doğu'da yeni bir durumla karşılaşıyorlar. Bu durum Selçuklu ve Osmanlı döneminde devam eden bir durumdu. Peki ne bu durum? Bu durum Türkmenlerin geleneksel hayat tarzlarından uzaklaştırılmaya çalışılması durumu. Başka sıkıntıların yanında temelde aslında bu durum Türkmenlerin hep isyan hareketleri gerçekleştirmelerine sebebiyet vermiş. Ama tabi bu isyanların sebeplerini biraz daha açmak lazım. Bunun için de biraz geriye İslam öncesi döneme gitmek gerek. Şimdi İslam öncesi dönemlerden çokça bahsettim ben ama şunu söyleyeyim tekrar. Kadim dönemlerden beri Türk devletleri arkadaşlar aynı zamanda birer akım ve savaş devletleri olmuşlar. Devleti yöneten Kağan ve diğer beylerin devlet içerisindeki dayanakları da savaş ile alakalı olarak ordular olmuş. Ordunun temeli ne? Ordunun temeli Türk halkı. Diğer kavimlerde sıklıkla görünenin tersine Türklerde paralı askerlik olmadığı için Türk beyleri birer komutan, halk da onların askerleri sayılıyor. Kadını da erkeği de böyle. Dolayısıyla bu yönüyle beyler ile halk arasında bir nevi menfaat birliği var. İşte temelde bu menfaat birliği bozulduğu zaman Türk'ün büyük devleti yıkılıyor. Dolayısıyla tarihte kurulan Türk devletleri Türk halkının isteğiyle aslında kuruluyor ve Türk halkının yararına oluyor. Çünkü böyle büyük bir kurumda şunu kabul etmek lazım. Böyle bir ortak faydacılık ve kazançları paylaşma hırsı da ön plana doğuruyor. Ama bu durumda bir ideal ve disiplin altında oluyor. Bu nedir? Bu kadim tencilik ile şekillenen Türk töresidir. Ha bu töre açısından Türkler nasıl bir hayat alışkanlığına sahipti? Eski Türk devletlerindeki ekonominin gereği olarak Kışın kışkılakta otururlardı. Bu oturma sürecinde yerleşik hayatın gereği olarak ziraat da yaparlardı. Yaz gelince de hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkarlardı. Böylece ne olurdu? Temelde hayvancılık ve ziraata dayalı bir ekonomik yapı ortaya çıkardı. Buna konar göçerlik denir değil mi? Zaten bu yönüyle yayla köy karma ekonomisine sahip olmuş Türkler. Bu da sınıf farkının toplumda görünmemesine sebebiyet vermiş. Türk halkı da tengricilik felsefesinden dolayı zaten töreye de çok iyi uyuyor. Dolayısıyla İslam öncesi Türklerde öyle halk içi şerefsizlik, adilik, arkadan vurma gibi olaylar olmuyor. Bu olaylar bizim atalar bu coğrafyalara geldikten sonra, buradakilerle karışmaya başladıktan sonra başlamış. Ama dediğim gibi eski Türkler sağlam hak, hukuk, adalet duygusuna sahipti. Çünkü bunlar zaten doğuştan Türk halkının kodunda var. Çünkü tengricilik yüksek bir adalet duygusunu verir Türk halkına. Ha bunun yanında Halk sağa sola bağımlı da değil. Ekonomik açıdan halkın her bir bireyi kendi kendine yetiyor. Yani halk ekonomik açıdan bağımsız. Her türlü ihtiyacını kendi karşılayabiliyor. Devlete ekonomik bir bağımlık yok. Töresel bir bağımlık var. Ha burada şunu da söyleyeyim. Herhangi bir adamın veya kadının hak ve hürriyetlerinin garantisi olan özel mülkiyet kavramı da temelde Türk ailesinden başlıyor. E, bu durumda dolayısıyla devlet hayatında daha da gelişiyor. Mesela taşınır mallarda olduğu gibi tarım arazilerinde de bu durum kendisini gösteriyor. Ha, burada şu var. Herhangi bir boyda ortak mülkiyete dair olanlar otlaklar ve yaylaklar oluyor. Ama bu yerler tabii temelde devlete ait olduğu için işte buralardan yaralanan hayvanlar için devlete vergi veriyor millet. Mesela herhangi bir sebepten boyların göç etmesi gerektiği zaman bu boyları oluşturan aileler kendilerine ait her türlü mallarını yanlarına alıyorlardı. Gittiklerin neresi varsa oralara götürüyorlardı. Bu durum ne yapıyordu biliyor musunuz? Türk halkındaki hür ve serbest yaşama azmini her zaman ayakta tutuyordu. Bu malının mülkünü gerektiği zaman dilediği gibi taşıma durumu. Adam diyor ki zaten dünya benim kardeşim. Ben güçlüyüm, savaşçıyım. Rızkımı dağdan taştan istediğim gibi çıkarabiliyorum. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan her türlü ihtiyacımı karşılıyorum. Ben kimseden korkmam kardeşim diyor. Ben komando gibi adamım veya kadınım diyor. Yani arkadaşlar her bir Türk bireyi o zamanlar güçlü, sağlam bu durumda ne oluyor? Devlet kademesinde de herhangi bir imtiyazlı sınıf ortaya çıkmıyor. Kölelik de olmuyor. Dediğim gibi törede her bir Türk bireyine özgürlük veriyor. Hürlük veriyor. Diğer Türklerde olduğu gibi Oğuzlarda da bu durum açıkça var. Dolayısıyla servet ve mevki Oğuz toplumunda tabakalaşma yaratmamış. Soya dayalı bir asalet durumu da yoktu biliyorsunuz. Soyu sopu ne olursa olsun bütün insanlar e, önemli görevlere gelebiliyorlardı devlette. Buradaki tek faktör ne? Adamın kabiliyet ve beceri sahibi olabilmesi. Dolayısıyla bu özelliklerle donanmış olanlar ne yapabiliyorlar? Hizmetlere ölçüsünde kısa sürede devletin en üst basamaklarına kadar kolaylıkla yükselebiliyorlar. Bu yüzden mesela Oğuz Yapgılığında hiçbir zaman yönetim ve bürokrasiyle ilgili bir sınıf oluşmamış. Devletin kuruluş tarzı burada ortada. Kadim tengricilik ile şekillenen Türk dönesi var dediğim gibi. Ve bu devlet nasıl oluşuyor? Biraz önce dediğim gibi belli bir ailenin zorla bir araya topladığı halklar tarafından değil de yöneticilerle işbirliği yapan büyük Türk halk topluluklarının uğraşlarıyla oluşmuş devlet. Biliyorsunuz Orhun yazıtlarındaki satırlar bile aslında şu var. Kadim Türk devlet felsefesinin temeli Türk halkının refah ve mutluluğudur. Kaan bunu sağlamak için temelde devleti kurmuş halkın yardımıyla. Zaten yaşatan da bizzat Türk halkının kendisi olmuş. O zaman ne oluyor? Bizzati Türk halkı aslında devletin sahibi oluyor. Öyle herhangi bir hanedan değil. Zaten mesela sonraki Oğuzlardaki yönetim anlayışına baktığımız zaman bir çeşit demokrasinin varlığına da şahit oluyoruz. Ne yapıyorlar? Boylar bir araya gelmiş, bir konfederasyon oluşmuş. Beyler ve yapgu sık sık bir araya gelerek devletle ilgili problemleri görüşmüşler, karara bağlamışlar. Bu Arap gezgin mesela İbni Fadlan 1922'de yaptığı seyahatinde Oğuzların bu kurultay geleneğini açıkça belirtir değil mi? Sonradan yazdığı seyahatnamesine baktığımız zaman ama bu düzen sonraki olaylarla büyük değişime uğramış bir de. Yani mesela bu Oğuz Yapbulu'ndan kopan Selçuk Bey uğraşmış dedinmiş. Sonunda onun soyu Oğuz Yapbulu'nu yıkmış. Ardından büyük bir imparatorluk kurulmuş. Kınık boy beyliği öncülüğünde. Ama burada geri kalan Oğuz Türkleri için sıkıntı oldu. Çünkü devleti oluşturan Oğuz Türklerine İslam geleneği uymamıştım. Çünkü İslam geleneği artık devlette de benimsendiği için Selçuklu Devleti'nin daha kuruluş sürecinde kendilerini yönetimin dışında buluyorlar bu Oğuz Türkleri. Ya Aslında burada hem İslam'ın devleti etki eden yapısı var hem de İslam geleneğinin hakim olduğu coğrafyanın da etkisi var. Çünkü Selçuklu Devleti'nin kurulduğu İran coğrafyası eski Sasani geleneğinin sürdüğü bir coğrafya hala değil mi? Burada bazı şeyleri açıkça söylemek de lazım. Yani sonuçta biz tarihçi isek gerçekleri de konuşacağız. Şimdi bu İranlılar tam milat dönünce 500'lerden gelen antik Pers devlet geleneğini sürdürmüşler. O yüzden ülkelerini yöneten güç hangi millet ve dinden olursa olsun bunlar bir şekilde kendi kültürlerini ve kimliklerini koruyabiliyorlar. Bu işi başarabiliyorlar. Gelenlere de bir şekilde kendi kültürlerini benimsetebiliyorlar. Adamlar bu işte iyi gerçekten kabul etmek lazım. Mesela biz bunu Selçukluya olan İranî etkisinden de anlıyoruz. Maalesef böyle. Zaten öncesinde de bunların etkisini görüyoruz. Örneğin 7. yüzyılın ortalarından 9. yüzyılın ilk yarısına kadar Müslüman Arapların hakimiyetinde kalmış bu İranlılar Ve bunların merkezindeki Farslar değil mi? Tamam İslam'ın birçok geleneğini aynen benimsemişler ama kültürler açıdan yok olmamışlar. Bir şekilde milli varlıklarını yine de devam ettirmeyi başarabilmişler baskı altında. Bunu yaparken de bir şekilde devlet yönetimi olsun, kurumları olsun, işte bürokrasisi olsun, mimari tarzları olsun ülkelerini işgal eden Arapları bile bayağı derin bir şekilde etkilemişler. Dini olarak da etkilemişler aslında. Biliyorsunuz Zerdüş alttan alta İslam'ı çok fazla etkilediği bir gerçektir de yani dini konulara girip şimdi anlatının yönünü başka yerlere kaydırmak istemiyorum. Konumuz farklı. Yani dediğim gibi bu İranlıların etkisini kabul etmek lazım. Tarihte ne gerçekleşmişse onu konuşacağız kardeşim. Dediğim gibi Selçuklu Hanedanı'na da bu İranlı devlet adamları bayağı bir etki etmiş devleti resmen bir İranî devlet haline getirmişler alttan alta zamanla. İslam'ı bile kendi eski kültürleriyle yoğurup Şiiliği, şafeliği çıkarıyorlar ortaya bana göre. Mesela Şafi İranlıların etkisini biz Selçuk devletinde görüyoruz. Özellikle Orta İranlılar, Farsiler devlet bürokrasisinde çok güçlenmişler. Birçok işi onlar yapmış. Mesela hem Amidül Mülk Kunduri hem de Nizamül Mülk Farsi kökenli vezirler değil mi? Bu iki vezir de Selçuklu hanedanını kendilerine benzetip kültürlerini kabul ettirmişler. Devlete Fars kimliği kazandırmaya çalışmışlar. Bu durumdan da nasibini bizim Oğuz Türkmen atalar almış. Ne yapmışlar bu Farsiler burada? İlk olarak kulam sistemiyle oradan uzaklaştırmışlar Oğuz Türkmenleri. Sonra da devletle ilgili bütün yönetim organlarından uzaklaştırılmışlar. Özellikle Nizamül Mülk Oğuzların devlet üzerindeki hakimiyetlerini burada ortadan kaldırmak için çok çok uğraşmış. Kendi siyahatnamesinde bile bu durumu açıkça belirtiyor adam aslında. E bu durumda neye yol açıyor? Selçuklu Hanedanı ile Oğuz Türkmenleri arasında burada geçimsizlik çıkıyor değil mi? Çünkü Selçuklu Hanedanı bir yandan da bu Oğuz Türkmenleri üzerinde çeşitli baskı yöntemleri uygulamak istemişler. Fars bürokrasisinin etkisiyle iddia sistemi yapmak istemişler. Ama Oğuzların yerleşebileceği boş topraklar olmadığı için İran'da. Çünkü İran toprağı çok verimsiz yerlerden oluşuyor biliyorsunuz. Verimli yerleri de zaten İranlılar kapmış önceden. Bu yüzden de Oğuzlar mecburen İran coğrafyasına doluşuyorlar. Çünkü hemen kuzeylerinde Kıpçak Türkleri bunlara baskı yapıyor. O sebeple mecburen İranlıların yaşadığı yerleri istila ediyorlar. İranlılar da durmadan ne yapıyorlar? Selçuklu Hanedanı'na şikayet ediyorlar bunlara. Selçuklu Hanedanı da bunları bir yandan sıkıştırıyor. Sonunda Türkmenler de gidiyorlar. Selçuklu Hanedanı'na burada isyan eden hangi Türk beyi varsa bunun çevresinde toplanıyorlar. Düşünüyorlar ki bu bey devletin başına geçerse en azından İranlılara karşı kendilerini tutar diye. Mesela Tuğrul Bey zamanında değil mi? 1058'lerde Melik İbrahim İnan'ın isyanı var. Türkmenler bu isyanla Melik İnan'ın yanında duruyorlar. Sonra yine 1061'de Melik Kutalmış'ın isyanı var. Burada da hep geniş Oğuz Türkmen boyları bu iki beyin çevresinde toplanmış. Mesela yine sonraki Alparslan zamanında 1063 yılında tekrar Melik Kutalmış isyanı var. Sonra yine 1064'te başlayıp sultanın saltanatının sonuna kadar kendisini birkaç defa baya bir zor durumda bırakan kardeşi Melik Kavurdun isyanları var. Bu isyanlar aslında hep Türkmenlerin destek verdikleri isyanlar. Hatta sonraki Melikşah zamanında Merik Kavurdu'nun tahta ele geçirmek için 1073'te başlattığı isyan sırasında Türkmenler ona büyük destek veriyorlar. Yani durmadan bizim ataların Selçuklu Hanedanı ile sıkıntısı var. Neden bizim atalar diyorum? Çünkü şurada beni izleyen kaç kişinin atası devlette görev yapmıştır ki baktığımız zaman. Neredeyse hepimiz sıradan bir konar göçeren köylünün çiftçinin torunlarıyız aslında. Atalarımız hem Selçuklu hem de Osmanlı saltanatı ile çekişmiş genellikle. Tarih böyle yapacak bir şey yok. Dolayısıyla Selçuklu hanedanı burada ne yapmış? Kardeşim demiş. Bunlar bizim başımıza bela. Zaten İranlılar başta olmak üzere diğer halkların tepkileri var burada. Saltanatta Türkmenleri en sonunda Kafkaslar, Anadolu ve Suriye'ye gönderme yolunu tutuyor değil mi? Daha doğrusu diyorlar ki siz zaten rahat durmuyorsunuz. Bak buralar güzel yurt olur. Buralar daha boşu İran coğrafyasına göre. Buralara gidin. Tabii bunu deyince ne yapıyor hanedan? Hem Türkmen tehdidini savuşturuyor hem de batıdaki devlet bazında büyük düşmanları olan Gürcü devletine Bizans'a karşı bunları iyi kullanabiliyor. Zaten bildiğiniz üzere burada önemli beyler öncülüğünde birçok Oğuz boyu da Kafkaslardan Anadolu'ya birçok yeri hakimiyet altına alıp kendi beyliklerini kuruyorlar. Artuklulardır, Saltuklulardır, Danışmetlilerdir, Anadolu Selçuklu devletidir. Bunların hepsi aslında bu temeller üzerine kurulmuş. Bunların ana Selçuklu devleti ile de hep sıkıntıları bağırılmış. Ama tabii ki buradaki beylikler de zamanla hanedana benzedi değil mi? Bunların başındakilerin Türkmenlere yaptıkları ettikleri var mı? Şimdi ilk zamanlarda özellikle Türkmen köylülerinin bir kısmının kendilerine ait topraklarını işleyerek çiftçilik yaptığını biliyoruz. Bir kısmının da toprakları olmadığı için belli bir ücret karşılığında rençbellik yaptığını da görüyoruz. Kalan kısmı da başkalarının topraklarını kiralayarak yarıcılık falan yapmışlar. E, haliyle özel mülkiyeti ortadan kaldıran bir Türkmenleri geri plana iten sebepler henüz ortaya çıkmamış başlarda. Ama sonrasında yani Anadolu'nun en büyük gücü haline gelerek hakimiyeti ele geçiren Selçuklu hükümdarlar ne yapmışlar? Hızlıca kişilere ve vakıflara ait toprak mülkiyetlerini ortadan kaldırmaya başlamışlar. Yani şahsi mülkiyetleri Anadolu Selçuklu Devleti de hızlıca ortadan kaldırıp bütün toprakları tamamen kendi denetimine almak istemiş. Sadece böyle sevdiği bazı beylere, şehirlerin çevresindeki kimi arazileri mülkiyet olarak vermişler. Dolayısıyla Oğuzların halk kesimi ne yapmış? Bayağı bu duruma sinirlenmiş. Tam Moldo Türk istilası arafesinde o baba isyaktır, İlyas'tır. Bu büyük isyanların aslında temelde bu sebepten çıkıyor. Ama bunun yanında özellikle Baba İlyas'ın bazı temel sözleri ve ilkeleri de var. Özellikle Baba İlyas kadim ve ahlaklı Türk töresini İslam geleneği içinde de sürdürmek istiyor değil mi? Dolayısıyla hem Arap hem İran'ın yobazlığa karşı Araplaşmaya karşı geliyor eski Türklerdeki kadın erkek eşitliğini sürdürmesini, savunulmasını istiyor. İslam'ın öteki katı karşı da çıkıyor. Türkler arasında Allah sevgisinin öyle korku ile değil, sevgiyle kazanılacağını da söylüyor. Araplarda veya İranlarda korku ile inancı değiştirebilirsiniz ancak bu Türkmenlerde işe yaramaz diyor adam. Zaten burada Baba İlyas'ın ayaklanmasına destek olan Bektaşiler ve Ahiler aslında sonrasında Batı'da Osmanlı'nın ve diğer beyliklerin kuruluşunda da önemli roller oynuyorlar biliyorsunuz. Yine özellikle babayi oldukları bilinen Şeyh Edevali, Geyikli Dede, Ertuğrul Gazi ve Ataman yani herkesin bildiği Osman Bey'in yanında bulunuyorlar. Bu Baba İlyas isyanında rol oynamış hepsi dediğim gibi. Sonuç olarak Moğol Doğu Türk istilası döneminde de Anadolu'da Oğuz Türkmenlerin kurduğu yeni yeni beylikler ortaya çıkıyor. Bunlar arkadaşlar temelde Türkiye Selçukluları Devleti'nin küçük birer kopyaları gibi görünmelerine rağmen baktığımızda Türkmenlerin ihtiyaç ve ideallerini gerçekleştirebilecekler düzeyde milli devletler oluyorlar. Ama tabi bunlar uzun ömürlü olmuyorlar aslında. Ve her biri mücadele amaçlı akım ve fetih fikrini temellerine yerleştiriyorlar. Dolayısıyla bunlarda merkezi bir yapı da olmuyor. Eski Türk töre ve geleneklerine uygun yapılar var değil mi? E bu da onların Selçuklu ve Osmanlı devletleri gibi özel mülkiyeti ortadan kaldıran devletçi yapıda olmadıklarını da ortaya koyuyor. Tabi burada temelde bir İlhan hakimiyeti var. Bu İlhan hakimiyeti son bulunca asıl Türkmen devletleri de ortaya çıkıyor. Doğuya baktığımız zaman ak koyunlar gibi, kara koyunlar gibi, değil mi? Dulkadürliler gibi. Ama bunlar yine burada merkezi yapıda, merkezi yapıyı sağlamlaştıran artık devşirmelerin de etkisiyle Türkmenleri dışlayan bir Osmanlı'nın baskısına maruz kalıyorlar. Ve bu mücadeleler sırasında Türkmenler daha çok bu doğudaki devletlere meylediyorlar ve Osmanlı tarafından merkezi iyileşen Osmanlı tarafından da dışlandıkları için büyük bir tepki sürecini yaşıyorlar. Tabi şimdi bu konulara tekrar girmeyeyim. Önce zaten paylaştım Safa ve Osmanlı çekişmelerinin iç yüzü yayın, yayınımda ayrıntılı bir şekilde bunlara değindiğim için tekrardan girmeyeyim ama burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Burada bütün bir yaşanan süreç, Celali isyanlarına kadar olan süreçte eski Türk törelerini, eski Türk heterodoks inançlarına devam ettiren, tengicilikle karışık, işte Budizm, Maneizm, Batı'ya gelirken aldıkları zerdüştülük inançlarına hakim harmanlayıp oluşturan bizim Türkmen atalar tüm bu sürecin sonunda Osmanlı tarafından Celali isyanlarının da baskıyla bitirilmesinden sonra ne yapılırlar? Köylüleştirirler ve eski gelenekleri bırakmaları istenir. Ve bu süreçte bu köylü olan bizim Türkmen atalar orada peyderpey Müslümanlaşan Anadolu'nun yerlileriyle karışma yaşarlar. Ve eski Türk törelerini, ahlaklarını ve tarihlerini unutma sürecine girerler 500 sene boyunca. Değil mi? Dolayısıyla bu bilinçsizlik halinde bütün eski atalarının yaptıklarını ettiklerini unutan bizim köylü atalarımız sonuçta kendi Milli belliklerini de unuturlar. Bu milli benliği, bilinci bize tekrar hatırlatan kim oldu? Cumhuriyet dönemiyle beraber aslında Atatürk oldu. Bu yüzden bu yayında da Büyük Gökberi Atatürk'ü bizi tekrar Türk milleti yaptığı için, tekrar ulus devlet haline getirdiği için Atatürk'e, Büyük Gökberi'ye tekrar şükranlarımızı sunmamız gerek. Onun anısına saygı göstermemiz ve sevgi göstermemiz gerek. Buradan tekrar bunu belirteyim arkadaşlar. Ve temelde bütün bu yaşananlardan şunu söylüyorum. Kısa keseyim. Fazla uzun tutmayayım. Arkadaşlar hemen sıkılıyorlar. Yani o kadar konuşuyoruz. Emeklerimiz de boşa gidiyor. Zaten devamını getiririz. Tekrar tekrar bu konulara gireriz ama şunu söyleyeyim. Yayının başında da belirttiğim gibi. Biz Osmanlı veya Selçuklu torunu değil. Biz Oğuz Türkmen halklarının torunuyuz. Bizim atalarımız Oğuz Türkmen halklarıdır. Oğuz Türkmen halklarıdır. Dolayısıyla tarihe de hanedan gözüyle bakmayacağız. Türk halkı Türkmen halkı tarih boyunca ne yaşamış onu bileceğiz. Hanedanlarla ne sıkıntılar çekmiş onu bileceğiz. Ona göre günümüze göre ders alacağız. Ve aynı yanlışları tekrarlayıp başımıza tekrar yeni bir hanedan çıkarmayacağız. Değil mi? Yeni bir hanedan yaratmayacağız. Atalarımız Türk halkı olarak ne yapmış, ne yaşamış, ne yanlışlara düşmüş ve sonuçta ne olmuş bunların hepsini bileceğiz. Bunlardan ders alacağız ve geleceğimizi bu şekilde değerlendireceğiz. Tarihten ders almak önemlidir. Tekrar ediyorum. Biz Osmanlı torunu değiliz, Selçuklu torunu değiliz. Biz Oğuz'un Türkmen'in torunuyuz. Eski Türk atalarımızın torunuyuz. Bunu tekrar belirtmek istedim arkadaşlar bu yaşananlarla. Şimdi kısa keselim. Tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, esenlikler.